Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında kare konusundaki test 1'in çözümünü yapacağız. Buyurun çözümlere. ABCD kare ve AFB ile BCE eşkenar üçgenler verilmiş. Hocam karenin eşitlerini şöyle bir yazalım bakalım. Yazdık. Tamam. Hocam bu eşkenar üçgen demiş bir kenarı çift çizgi ya diğer kenarları da çift çizgi oldu. Şu da bir eşkenar üçgen verilmiş bir kenarı çift çizgi ya bunlar da çift çizgi oldu. E açılar da yazalım o zaman. 60 60 60 Hocam bu da eşkenar üçgen 60, 60 ve şurası da 60 derece. E hocam tamamı 90 derece olduğundan buraya 30 kaldı. Bak burası 90 derece oldu. E hocam şu üçgene dikkat edin. Şimdi bu üçgende ne var? İkiz kenar mı çıktı ekstradan? Evet ve tepaç 90 derece. Yani ikiz kenar dik üçgen çıktı. Açımız kaç derece o zaman? 45 derece oldu. Cevap edremit oldu. Kenar uzunlukları 7 ve 12 birim 12 santimetre olan şekildeki dikdörtgenden 1 ve 2 numaralı kareler kesilerek. Evet bu da bir kareymiş. Hocam bu bir kare ise her bir kenarı 7'dir. E hocam tamamı 12 olduğundan buraya 5 kaldı. Burası da 5. 2 numarada bir kareymiş. O zaman burası da 5, burası da 5, burası da 5 oldu mu? Oldu. Evet tamamı 7 idi. Buraya kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. Boyalı dikdörtgenin alanı yani şunun alanı nedir arkadaşlar? 2 çarpı 5 yapar. Cevap da kaç olur? 10 olur. Cevap Edremit. ABCD kare ve bu bir köşegen. Köşegen olduğundan dolayı buradaki açılar 45-45 değil mi arkadaşlar? Evet. E hocam 45-90 ise burası da 45 oldu. 3 kök 2 ise bir kenarı şu dik üçgende. Burası da 3 kök 2. Kök katından dolayı burası 6. Burası da 6 oldu. Karenin bir kenarı 12 oldu. Karenin alanı nedir diye soruluyor. Cevabımız 144 oldu. Yani cevap Balıkesir. Şekil 1'de bir kenarı 8 birim olan ABCD karesi biçimindeki karton E, F orta noktaları ve BD köşegeni boyunca şekildeki gibi kesilip yapıştırıldığında. Evet bunlar orta noktaymış. Arkadaşlar 4, 4, 4, 4. O zaman 4, 4 ise burası 4 kökü. Burası da 4 kökü oldu mu gençler? Oldu. Sonra bu şekilde kesilmiş ve şöyle şu ters çevrilmiş böyle. Şurası aynı kalıyor. Buna göre şekil 2'deki şeklin çevresi ile şekil 1'deki şeklin çevresi arasındaki fark nedir? Arkadaşlar şekil 1'deki şeklin çevresi nedir? Çevre 1 yazayım buraya. Hocam 8'den 4 tane var. 4 çarpı 8'den 32. Şimdi bunun şeklin çevresini bulacağım. Burası 8 değil mi arkadaşlar? Evet. Hocam bu dik üçgen 4 4. Hocam burası 4 4. Burası nedir? 4 kök 2. Çevrede burası yok. Bakın çevrede nereleri var arkadaşlar? Şurası var 8. Burası var. Tamam. Şurası var. Şurası var. Hocam ekstradan nereleri var? Şuraları var. Ben buraları bulabilir miyim? Ya hocam şurası direkt toplamda 8 köklü değil mi? Bu ters çevrilmiş, çevrildiği için. Burası yanlış yazmışım. Burası 8 köklü olacak. E tamamı 8 köklü. 4 köklüsü buradaysa bu ikisinin toplamı kaç yaptı? 4 köklü yaptı. Hocam şunu diyemez miyiz? Deseniz do soru doğru çıkar ama çözümü tam olarak yapayım arkadaşlar. E, 2 köklü 2 köklü olmaz mı? Olmaz. Ne biliyorsun bunu? Bu belki biraz daha yukarı kaydırıldı. Hani kök 2'ye kök 2 şeklinde de olabilir bu. Yani kök 2'ye 3 kök 2 şeklinde de olabilir değil mi? E hocam çevrede tamam. Şurası var. Şuradaki uzunluk kaç? Ben bunu biliyorum. Bu uzunluk 4'e eşit değil mi arkadaşlar? Evet. Bu uzunluk da 4'e eşit. Nereleri kaldı? Şimdi buraları kaldı. Buraları da bakın 8 kök 2'den şurası 4 kök 2 değil mi? 4 kök 2'yi çıkartacağım. E buradaki toplam da kaç yapıyor arkadaşlar? Şöyle topladığınız zaman o da 8 kök 2'den 4 kök 2'yi çıkarttığınız zaman 4 köklü yapıyor. O zaman çevreye bakalım arkadaşlar. Öncelikle 8, 8, 4, 4, 4, 4. Yani iki tane 8. Çevre 2'yi hesaplıyorum. 2 tane 8 var. 4 tane 4 var. 4 tane 4 var. Bir de arkadaşlar şu siyah yerler. Hocam şu ikisinin toplamı 4 köklü. Bu ikisinin toplamı da şu ikisinin toplamı da 4 köklü. Toplamda 8 köklü de var. O zaman burası kaç yaptı arkadaşlar? 16 artı 16. 32 artı 8 kök yaptı. Çevre 2 de bu. Arkadaşlar çevre 2 şurası 8 kök gidi. Çevre 2 çevre 1'den ne kadar fazladır? 32 e artı 8 kök 2'den neyi çıkart diyor sana? 32'yi çıkart diyor. O zaman cevap da kaç yapar? 8 kök 2 yapar. Yani cevabımız denizli oldu arkadaşlar. Taylan ağırlık merkezi G1 noktası olan kare ile ağırlık merkezi G2 G2 noktası ve uzun kenarı kısa kenarın iki katı olan dikdörtgen biçimindeki kağıtları alıyor. Evet şu. Kısa kenarı uzun kenarın iki katıymış bu arada. Hocam burası 2A iken burası da A verilmiş. 2A verilmiş. Bu A'ydı. E o zaman ben şeyi bulabilirim arkadaşlar. Şimdi kısa kenar bakın şuraya kadar ki kısım A değil mi? E, tamamı 2A olduğundan buraya A kaldı. Hocam burası da 2A. 1, 2 kök 5 üçgeninden o zaman burası 4 burası 8 mi oldu? Evet. Yani ben bir kenarı 8 buldum burada. Şunun kısa kenarında kaç buldum arkadaşlar? 4 buldum. O zaman buraya 4 yazayım. Şuraya 8 yazayım. Şurası da 8. Şu iki ağlar hiç kafamızı karıştırmasın. İşlemimizi bulduk. Şimdi şekilin içinde işlem yapacağım ya ondan dolayı arkadaşlar. E 4 ve 8'i bulduk. Eyvallah. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi G1 ve G2 arasındaki uzaklık istenildi. Ağırlık merkezlerini kullanacağım. Valla arkadaşlar iki farklı şekilde yapabiliriz diyeceğim ama ya en kolay şu şekilde yapılabilir arkadaşlar. Valla şu şekilde onu da size göstereyim de. Şu ağırlık merkezinden çizeyim. Şu ağırlık merkezinden çizeyim. Hocam şunlar birbirine eşit değil mi? E, bunlar da birbirine eşit değil mi? E, burada eşit eşit. Yani şunu da şöyle çizdiğimiz zaman ortaman oluştu. Şu uzunluğu bulursam burayı da bulurum. Yani x 2x. Hocam bunu nasıl bulacağız? Şöyle bir pisagor bağıntısından sonuca ulaşırsınız arkadaşlar. Birinci yol bu olsun. ama bu biraz yapmak çizimlerden dolayı yapmak sıkıntı olur. Daha mantıklı ilk çizim yapabiliriz. Hocam G1 ağırlık merkezi olduğu için dik çizdiğim zaman ne olmak zorunda? Burası iki eş parçaya bölünmek zorunda. 4 4. Hocam buradan da dik çizsen hocam burası da 4 4 oldu. 4 ise burası da 4 yaptı. Şuradan da dik çizdiğimde arkadaşım burası 4 4 yaptı. E buradan da dik çizdiğimde hocam burası da 2 2 yaptı. Ağırlık merkezi tam ortadan geçmek zorunda. 2. E şurada ne çıktı? Bir dik yamuk çıktı. Dik yamuk çıktığında ne yapıyorsak onu yapacağız. Hocam hop şöyle dik dörtgen oluşturuyorduk. Oluşturduk dik dörtgeni. 2 ise burası 2. Buraya da 2 kaldı. Hocam 4 4 daha. Burası 8. Ve burada Pisagor. Yani şöyle bir dik üçgen çıktı arkadaşlar. Şöyle bir dik üçgen çıktı gençler. Şurası 2 burası 8 ve x. x kare eşittir 2'nin karesi artı bilmem ne 8'in karesi mi yapacağız? Hayır. Bu 2 çarpı 1. Bu 2 çarpı 4. Bu da 2 çarpı kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamıydı. 1 artı 16 idi. Yani cevabımız 2 kök 17 yapar arkadaşlar. Yani cevap Edremit oldu. ABCD kare ve bu bir köşegen verilmiş. Köşegense hocam bunlar 45 45. E, hocam burası da 45 45. E tamamı 90 olduğundan buraya 67,5 mı kaldı? Aynen öyle. E, i̇ki iç açının toplamı bir dış açı olduğundan burası da 67,5 yaptı. Soru çıktı. Ne çıktı burada? İkiz kenarlık çıktı. 12 ise karenin bir kenarı 12. Senden de ABX yani karenin bir kenarı isteniyor. Yani cevabımız 12 yaptı. Cevap Denizli. Alan D'yi 36 demiş. Karenin bir kenarı kaç yapar o zaman arkadaşlar? 6 mı yapar? Evet. Bizden x isteniyor. Hocam 6 6 ise burası 6 kök 2 oldu. E burası da 6 kök 2. Arkadaşlar bizden x isteniyor. İşte bir 90 dereceye karşılık getirmeliyim. E köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Ne yapmalıyız? Diğer köşegende biz çizelim ki özel bir durum oluşuyor. Köşegenler dik kesişiyor. Hocam bu 6 kök 2 idi. Burası da 6 kök 2. Hatta bunların hepsi birbirine eşit. E hocam burası 3 kök 2. 3 kök 2 mi oldu? Aynı zamanda burası da 3 kök oldu. Ve burada pisagor. Ve dikkat edin burası 9 kök Hocam x'in karesi eşittir. 3 kök karesi artı. 9 kök karesinden mi yapıyorsunuz hala? Ayıp ya. x burada nedir arkadaşlar? Hocam 3 kök ve 9 kök de ortak çarpan nedir? Her ikisindeki ortak çarpan 3 kök Dikkat et. Burası 3 kök 2 çarpı 1. Hocam burası 3 kök 2 çarpı 3. E o zaman burası da 3 kök 2 çarpı kare içinde 1 ve 3'ün kareleri toplamıdır. Değil mi gençler? 1 ve 3'ün kareleri toplamıdır. Yani 1 artı 3'ten 10 yaptı. 3 kök 2 çarpı burası pardon 3'ün karesi 9 yaptı. Burası da kök 10 yaptı. 3 kök 20 oldu. Kök 20 2 kök 5 olduğundan 6 kök 5 diye cevaba ulaşırız. İşlem kalabalığından böylelikle kurtulmuş oluruz. Yapıyorsunuz değil mi bunu? Yapın yapın yapın. Bir kenar uzunluğu 6 artı 2 kök 3 olan kare şeklindeki bir kağıt DC üzerindeki bir K noktası işaretlenerek AK boyunca katlandığında D noktası D üstüne gelmektedir. Şurada kaçlar birbirine eşit oluyormuş. CD üstü uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar ne yapacağız? Yapacağım Samle belli. önceden eski haline geri getir katlamada. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit. 6 artı 2 kök burası. Evet. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Ve üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Bu açıyla bu açı eşit olacak. E hocam 3 tane çizgi açısı oldu. Buradaki açılarımız 30'ar derece oldu. E 30, 90, 60 üçgeni. E aynı şekilde katladığımızda üst üste binen açılar birbirine eşit. Burası da 60, 30, 60, 90 üçgeni burada da oldu. Şimdi gençler 60, 60 ise burası da kaç oldu aynı zamanda? 60 oldu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 60'ın karşısı 6 artı 2 köküse 30'un karşısını bulabilir miyim? Ben bulurum. 6 artı 2 kök 3'ü kök 3'e böleceğim. Hocam 6'nın kök 3'e bölünü 2 kök 3 artı 2 kök 3'ün kök 3'e bölümü de 2'dir. Değil mi? Yani burası 2 kök 3 artı 2 çıktı. E o zaman burası da 2 kök 3 artı 2 arkadaşlar. E başka ne diyeceğiz? Hocam bu bir kare olduğundan dolayı şu kenar 6 artı 2 kök 3 olduğundan dolayı 6 artı 2 kök ise 2 kök 3 artı 2'si buradaysa buraya kaç kaldı? 4 kaldı. E şimdi burada 60 derece var. 2 kök 3 artı 2 burada var. 4 burada var. Kosinüs teoremi mi yapacaksınız? Ayıp. Sakın. hocam bir dik çizelim o zaman. 60'ın mantığını kullanmak için hocam şuradan bir dik çizecek olursam. Bak 60-90 burası 30 oldu. 90'ın karşısı 4 30'un 30'ın karşısı 2. Burası 2 kök 3 oldu. E hocam tamam 2 kök artı 2 idi. İkisi buradaysa buraya da 2 kök 3 kaldı. Dikkat edin dik kenarlar 2 kök 2 kök 3 oldu. 2 kök 3, 2 kök 3 ise x de ne eşit olacaktır? 2 kök 3'ün kök 2 katına eşit olacaktır. Yani 2 kök 6 yapar arkadaşlar. Yani cevap edremit oldu. ABCD bir kare ve şu açılar eşit verilmiş. AFX kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız burada? Valla burada hem açı ortay var. Valla hiç böyle 45-45-22.5'a de istemiyorum. Çünkü 22.5 benim için çok sıkıntılı. Sevmiyorum. 15'i nasıl sevmiyorsam 22.5'u da sevmiyorum. Ne yapacağız? Hocam hem açı orta yükseklik var. Bak bunu deyince. Yüksekliğe ayrı bir göze bak. Hocam ya buradaki açı orta yükseklik ya da büyükteki açı orta yüksekliğe dikkat edeceğiz. Bakalım şuna yoğunlaşalım. Şuradaki açı orta ve yüksekliğe yoğunlaşalım. Buradan çıkmazsa diğer türlüsünü deneriz arkadaşlar. Bu hem açı orta yükseklik ne gelecek atma? X kenar. Hemen X kenara tamamlayalım arkadaşlar. Hop şöyle X kenara tamamladım. Hocam şu parçayla şu parça birbirine eşit oldu. Burası 3 kök altıysa burası da 3 kök altı oldu mu? Evet. Aa hocam şunlarda paralel çıktı. Demek ki temel orantı kullanacağım burada. Hocam bir kenar işin içine girdi. A, A diyelim. E, bir kenar A ise hocam şurası nedir? A kökü değil midir? A A A kökü. E, olay bitti arkadaşlar. Ne var burada? Hocam A'nın A, A kökü oranı 3 kök altının x oranına eşit değil midir? Evet. A bölü A kökü eşittir. 3 kök altı bölü x eşittir. Güzel bir soruymuş. Kolay bir soruymuş. Ama verilen bilgileri kullandığınız zaman kolay bir soru. Buraya çoğunluğunuz geldi. Niye geldi? Şu verilen bilgiyi kullanmadınız arkadaşlar. Devam. Buradan arkadaşlar A'lan nanay oldu. X de buradan neye eşit oldu? 3 kök 6 çarpı kök 2. Yani 3 kök 12 yaptı. Bu da 2 kök 3 olduğundan cevabımız 6 kök 3 oldu. Cevap Edremit. ABCD bir kare demiş. Şu üçgen alan istenmiş. Arkadaşlar bak üçgen alan isteniyor. Üçgen alanı sorulduğunda tabii ki oranlamalar varsa alan da açacağız. O ayrı bir konu ama 90 derece varsa taban da varsa üçgenin alanı %99.9 neydi? Taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'den çıkıyor. 90 derece var mı şekilde? E hocam zaten bak kareden dolayı 90 dereceler var zaten. Ekstra burada da 90 derece var bu arada. O zaman bu üçgenin alanı tabana ait yüksekten çıkar. Hocam hemen ben tabana ait yüksekliği buraya çizeyim. Ya ne yapıyorsun sen burada? Şu uzunluk var mı Allah aşkına? Yok. Hangi uzunluk var? 2 kök 6 var. O zaman 2 kök 6 tabanına ait yükseklik çizeceksin kardeşim. Hop çizdim böyle yüksekliği. E şimdi 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa betaya. Hocam alfa beta alfa betaya daldığımda A kare olduğundan bunlar eşit. Şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. E burada betanın karşısı 2 kök altıysa ise buradaki betanın karşısı da 2 kök 6'tır. Bak tabana ait yüksekliği bulduk. Üçgenin alanı nedir? 2 kök 6 çarpı 2 kök 6 bölü 2 eşittir. Bölü 2'ler gitsin. Kök 6 ile kök 6'ın çarpımı 6 yaptı. 6 kere 2 de 12 eşit oldu. Cevap Cehan oldu arkadaşlar. ABCD ve L birer kare. Arkadaşlar bu bir kare ise 90'ları şöyle bir yapıştıralım bakalım. Tamam yapıştırdım. Sonra L noktası ABCD'nin ağırlık merkezi. Ha, ağırlık merkezini kullanacağım. Ağırlık merkezini iki farklı şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki bunun iki farklı çözümü olacak. Ben size iki farklı çözümü de yapayım isterseniz arkadaşlar. İlk olarak ağırlık merkezini ben köşegenlerin kesim noktası olarak düşünebilirim. Arkadaşlar köşegenlerin kesim noktası olarak düşünebilirim değil. Köşegenlerin kesim noktası zaten. Hocam köşegenlerin kesim noktası olduğu için şöyle tam L noktası bakın burası. Köşegenler nasıl kesiyor dik. Hocam köşegenler de birbirine eşit. Şu eşitleri de yazdık. E bizden bu alan isteniyor. Eyvah ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar ekstra bir 90 derece var mı? Var. açıyı alacağız. Alfa, beta tamamı 90. E, bunun da tamamı 90. Burası da alfa. E, burada bir şey var mı arkadaşlar? Aa bak burası da 45 45 köşegenden dolayı. Hocam burası da 45 45 köşegenden dolayı. E hocam bunun da tamamı 90 derece değil mi? Evet. Hatta burası da 45. Ha, şimdi oldu arkadaşlar. Bakın şu üçgenle şu üçgen birbirinin tıpkısının aynısı. Sebep, hocam alfa 45, üçüncü açı çift çizgi dersem alfa 45, üçüncü açı çift çizgi. Bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındakiler de eşit olduğundan eş üçgen oldu arkadaşlar bunlar. O zaman buradaki alanla buradaki alan birbirinin aynısıdır. E hocam buraya B dersem bakın taralı bölgenin alanı şurası A artı B. Aynı zamanda taralı bölgenin alanı burası. Yani bir karenin köşegenleri kestiği zaman taralı bölge A artı B burası oldu. Bak A artı B burası ya. Burayı bulamıyorum. Ama A artı B burası. Bu da karenin tüm alanının dörtte biri değil midir? Bir kenar altıysa altının karesinin dörtte biri kaç yapıyor? Dokuz yapıyor. Yani cevap dokuz çıkar böylelikle. Birinci çözüm yöntemi bu. İkinci çözüm yöntemini arkadaşlar? Hemen onu da göstereyim isterseniz. Şurayı da sileyim. Gençler ağırlık merkezini ben şöyle de kullanabilirim. Ağırlık merkezinden buraya dik çizdiğimde kenarı iki eşit parçaya böler. Ağırlık merkezinden buraya da dik çizdiğimde bu kenarı da iki eşit parçaya böler. Yani hocam şu parça ve şu parça birbirine eşit. E buradan da çizdiğin zaman hocam bu parçayla da bu parça birbirine eşit diyebiliriz. E burası 90 derece. 90'lara da düşüyor. Alfa beta'ya da alacağız. Hocam alfa beta e, tamamı 90 olduğundan çünkü bu da bir kareydi. Burası da alfa oldu. E burası da beta oldu. E hocam beta 90'sa burası da alfa oldu mu oldu. E hocam burası çift çizgiyken bak burası da çift çizgi. E, burası çift çizgiyken burası da çift çizgi. Dikkat edin şu üçgenle şu üçgen benzer. Ve hatta e, burada alfanın karşı çift çizgiyken alfanın karşı burada da çift çizgi oldu. Demek ki bu üçgenler eş üçgen oldu. Yani buraya a alanı dersem burası da a alanı yapar. E, buraya b dersem a artı b isteniyor. Hocam bak a artı b. İşte karede ağırlık merkezi ya dik çizdin iki eş parçaya böldü. İki eş parçaya bölmüştü. Yani buraları aslında 6 diye bir kenar. 3 3 yaptı. Bizden bu karenin alan isteniyor. 3'ün karesinden direkt cevap kaç çıkar arkadaşlar? 9 çıkar. A artı B'yi bu şekilde de bulabiliriz. Yani verilen bilgiyi mantıklı bir şekilde kullandığınız zaman yani verilen bilgiyi bazen iki farklı şekilde kullanabiliyorsanız her iki farklı şekilde de çözüm yöntemi çıkar. Verilen bilgiyi kullanmanın ne kadar önemli olduğunu hep zaten size anlattık arkadaşlar. Cevap Ceyhan oldu.